beraber dükkandan da umumiyette böyle çok şey resimler olur, biliyor musun? Evet. Kareye seven ya. Çok oluyor. Eskiden ta 50 senelik Alman Harbi'nin filmleri, şeyler olurdu. Burada bir resim var bir tane. İsminiz? Gazi Yusuf. Gazi Yusuf. Beş sene olarak. Labınızda kimler geldi? Labınızda eşi olduranın oğlu geldi. Evet, peki. Bu mesleğe kaç yılında başladın? Başka meslekten mi geçtin, kendin isteyerek mi seçtin? Kendim isteyerek seçtim. Ha. 75'ten beri çalışıyorum. Güzel. 1975'ten beri. Çok güzel. Kaç tane çırak var, kalfa var yanında? İki tane kalfa var, üç tane çırak var. Güzel. Bir de ben. Peki, sizi tatmin ediyor bu iş? Yani şöyle beş yıl olarak sizi tatmin ediyor mu? Normal şekilde idare ediyor. Şimdi fiyatlara bakıyorum, çok ucuz. Onun evet, için dedim. Evet. Bu tarife yeni geldi zaten. Buna bile razıyız yani. Öyle mi? Evet. Peki, senden şöyle bir sorayım. Diyoruz ki bir beş yılda bir folklor kurmak istiyoruz. Efendim? Beş yılda folklor. Evet. Beş dilleri temsil edecek, beş dilin havasını çalacak, evet, özlemini giderecek. Ama böyle uydurmasyon değil, modern olacak yani. Altında arabalı. İşte bugün Adana'da bir hemşehrimizin düğünü var. Gitsin, orada onların dilediği gibi çalsın, dilediği gibi onları eğlendirsin. Mersin'den var, aynı. Antep'te mi var, böyle. Siz de buna maddi manevi, yani bir gençlerden tavsiyeniz de bizim için önemli. Evet. Katkıda bulunur musunuz? Evet. Şimdi Besin'in örneği misalen Antep'e gittiği zaman Besin'in olarak örülmesi bizim için büyük bir şey yani. Evet. Şimdi ilk aşamada Besin'i tarıyoruz kökenini. Ondan sonra köyleri de aynı böyle film alacağız. Yani Besin toprağında yaşayan bütün aileleri bir film içinde bir tarih yapacağız. Amacımız bu Besinler Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla, yardımlarıyla sırt sırta bir Besinli olarak bir tarih belgesi hazırlıyoruz. Bunda da her türlü imkanlardan faydalanacaksınız bütün vatandaşlar. Yani memleketimizin neresinde ne var diyor. Tanrılık bulanma olandan babadan oğula geçen bir meslek. Mermerlik münasülahından babadan kalma bir mesleğini devam ettiriyor. Aslı besin alıp aşağı aşağıda yukarıya çıktık. Şimdi orada sürdüğü metri. Kim oluyor? Senin mi resim bu? Muhtar'da gibi. Evet. Evet. Böyle çekeyim de müsait bir zamanda. Evet. Şimdi isminiz? Yusuf Kur'an. Aşağı şehirde sizin labınızda kimler derler? Kur'an olur derler. Evet. Hangi ovada oturuyordunuz? İdris Mahallesi. İdris Mahallesi. Peki bu aşağı şehirden yukarıya çıktık. Evet. Buradan da geri gurbete göçtüler. Acaba bunun neden sebebi, senin duyduğun nedir? Neden göç etti gurbete bu Besin'e? Efendim, bizim millettekiler bakmadılar. Ha. Nüfus çoğu aşağı şehir, yukarı şehir göçtüğü için idare olamadılar. Evet. Evvel aletilik yoktu, suyu yoktu. Yukarı vardı.
tele vardı. Onlar da ayrıca olmadı, soğumadı çok. Burada da gösterdi. Köyden şehre geldiler. Hep köylü vatandaş oldu. Evet. Şimdi biz bakmadılar. Evet. Bir hemşire var. Mersin'in yerlisi olarak. Sana o zaman deselerdi Besni'yi nereye kurardın? Bayardına kurardım. Evet. Neden? Efendim bura aşağı yüksek olduğu için, düz arazi olmadığı için. Evet. Yani oranın toprağı sağlam. Evet, sağlam düz arazi. Evet. Şimdi bir de bütün Besni'ler diyor ki, orası biliyorsun ayarlı çatı var zeytinlikte. Evet, evet. Deva Pınarı'na doğru. Evet. Asıl orayı hükümet beğenmiş, hükümeti buraya kurun diye. Ben orayı, orada çat camisiydi, çattı, burada çat camisinin yanı. Onun orayı benim buraya getirdim burada. Bir şey vardı burada. Keşke daha vardı, millet etti. Buranın çat camisi, burayı getirdi, buraya kurdu. Esas değil, plan oradı. Hayırdır, çat camisi. Çat. Peki, ikincisi de... Bu aşağı şehirde hamamlarımız vardı. Evet. Bekirba hamamı. Bir hamam vardı. Meydan hamamı. Evet. Tahtalı hamamı. Evet. Yine camilerimiz, 11 tane cami vardı. Hepsinin hatta. Evet. Şimdi 700-800 sene yıkılmamış da bu 55'ten 75'e kadar niye bu 20 senede yıkıldı bu 800 senelik bu şeyler? Sahipsizlikten mi yoksa birbirine şey mi ettiler? Aşağı aşağı yukarı şeye göçtü. Elindeki sermaye ev aldı, tüken aldı. Sermaye kalmayacak, hizmetlerle yardım olmayacak. Göçtü gitti. Ne yapacak? İler olamazsa. Hayır, bu camileri mi kim yıktı böyle? Efendim üstü toprak olduğu için batun etmediler. Aşağı vuruldu, çürüdü, ondan yıkıldı. Üstü batun olsaydı yıkılmazdı. Peki bu taşları ne oldu? Taşları hep aşağı şeyden yukarı şehre geldi. Hep burada ev yaptılar. Yani ilgilenmedi. Yok, ilgilenmedi. Peki, Besniler göçmeden önce hiç yıkık bir cami var mıydı? Yok. Yıkık bir hamam var mıydı? Yok, sağlam da hep. Demek ki Besni'nin halkı bunu elde tutuyormuş. Evet. Gidenler asıl Müslümanmış, he? Tabii, tabii. Onlar gidince herkes terk edildi. Evet. Peki, güzel. İkincisi de şu. Diyoruz ki, biz bu Besni'nin geleceği, yani hiç değilse Besni'ye gelmek isteyen hemşehrimize yardımcı olması, yer gösterme bakımından bir şirket kuralım, vakıf. Evet. Besni'ler vakıf. Evet. Ama maddi, maneviyet de güçlü. Senin tarlan olur, öbürünün bir öğüt olur, öğüt ver. Gelmek isteyen, memleketine gelmek isteyenlere bir şirket kuralım. Ev, dükkan mesela verilsin, adam gelsin memlekete. Böyle bir şey olursa siz de katkıda bulunur musunuz? Tabii, tabii. İkincisi... Ucuz olur. Şimdi 500 bin geldi tüken aylığı. Tabii. Vergimiz temsil bağlı. Bağlı olduğu için tüken aylıkla bağlaşıyor. Ev aylıkla 500 bin geldi. Başka 200 bin geldi. Neden ki ev çok, kazanç var. Evet. Burada... İkincisi de bir aşağı şehirde folklorumuz vardı. Rahmetlik bayram kalalar. Evet. Ammalı ederdi. Ha, yedi belalar. Evet. Kelomur'u Reşit, yani sayayım ki hatırlar ya. Evet, Kayyumlar, evet. Adıyamanlı Mehmetler, evet. Çalardı, oynardı. Malatya Fahri vardı. Ha. Şimdi neden o günkü ahkem şimdi var mı? Yok efendim, şey efendim, moral bozuk, kazanç yok, neşe yok. Eski bundan neşe... az kazanıyorduk o zaman. Evet. Neşeliydik. Tabii evet. Şimdi çok kazanıyor, herkes bir şeye dalmış. Ajantam var, arabam var, evet. Havasına dalmış. Ama insanlığı o bir yerde atmışlar, evet, sevgiyi atmışlar değil mi? Evet. Evet, yavan ekmek yiyorduk, çürt de yiyorduk, bağda oturuyorduk ama neşeliydik. Tabii, tabii, tabii. İşte biz bunu yeniden canlandırmak için bir folklor kuracağız. Besniler adına. İnşallah. Evet. Türkiye'nin her yerinde 5 vilayette şimdi uygulayacağız. Mesela Antep'te bir hemşehrimizin düğünü var, hemen gitsin çalsın, tabii, altı tabii. Arabalı olacak böyle. Özlemini gidersin. Kendi türküsü, havası, her şeyle besinmeler. Siz de bunda da katkıda bulur musunuz? Bulur, tabii tabii. Olur, ne diyor? Olur.
aşağı şehirde lağabınızda kimler geldi? Çilekli Halililerdiler. Evet. Hangi obada oturuyordunuz? Obanız? Yeni mahallede. Güzel. Peki bu mesleğe şöyle kısada ne zaman atıldın? Kaç yıldır sürdürüyorsun? 1944'lerde Rusya'ya geldim. Evet. Bugüne kadar çalışmaktayım. Güzel. Şimdi senden de sorayım. Biz bu Besni'den millet neden göçtü? Evvela bunu bir... İşsizlikten, varlıktan, yerleşim yeri olmadığından, evet. Bilhassa yerleşim yeri olmadığından, dere kenar evet. olduğundan, sel gittiğinden, evet. Hacı Hüseyin'in sele gittiğinden, evet. başlangıç Hacı Hüseyin'in sele gitmesinden oldu. Evet. Evet. Ve mühendisler geldi. Evet. Dere kenarındaki evleri tespit ettiler. Evet. Ben de iyi mahallede olmak dolayısıyla ben de yazdım mesela. Evet. Evlere. Ne yazdık? İmar Sıçan ev yaptırdı. Hiçbir dere kenarındaki evler sahiplerine... Hah işte bu kim, nereden kaynaklandı bu? Torpilli adamlar aldı. Torpilli adamlar. Belediye başkanı Helmi. Benim evimi aldı, fiyakalın bayısına verdim. Allah Allah. Evet. Mahkemeye verdim dahi. Ev benim olmak şartıyla, bütün kayıtlar çıkmak şartıyla. Yeni yapılacak ev ben vereceğiz sana, delikli kayı ev yaptıracağım işte. Hı. Ve benim evimi mesela kendi işgal eden adama verdiler. O da icare verdi, bugün de kökünü sattı. Peki şimdi o, bak ben Ankara'daydım o zaman. Evet. Bu evleri ne maksatla yapıldığını biliyor muydunuz? Tabii ne maksatla. Dere kenarındaki evler, hilal olan evler, herhangi bir sele karşı tehlike olan evler için yapıldı. Afete kişiler. Şimdi kişiler. Bak işte bu şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin afet kanunu var. Yani hilal olmuş, burada dere kenarmış. Bu burası afet kanununa göre bak Türkiye Cumhuriyeti'nin göre değil burası. Evet. Orman kanununa göre. AB evet. kanununa. Tamam göre. Şimdi bak öyle geleceğiz. Afet kanununa bir de alır bu. Proje Besni halkının sel bölgesinde mutazarip olan halkının tespit edilmesi ve afet kanununda 20 yıl ödemeksizin girecek maliyetinden ödeyecek. Şimdi yasa bu. Ben de yazıldım. Bak. Evler yapıldı, evler dağıtılırken yanlışlık oldu. Ha. Şimdi yasa böyle geldi ve böyle yapıldı. Kimseden de beş kuruş aldı. Ha. Torpil havası. Ha. İkinci şu, ben de yazıldım. Bana da dediler ki sana Malatya'dan vereceğiz. Ha. Bak Malatya'dan. Bize de yeni ha. yapılacak evlerden yapılacak. Evet. Mesela sana 1992 olmuş evet. da halen ev değil de hiçbir şey yok. Evet. Demek ki bu yanlışlıkları aynen devam ettirmeydi. Şehrin kuruluşu da yanlış. Bu dağılımda da yanlış. Birçok aile. Ben bakıyorum hiçbirinin yazılı kişi. Biz Derelobalıyız. Sen de biliyorsun. Derelobası'ndan ben Bekir'in Metin suyun gözünde kağıtlarına karşı karşıya değil mi? Tamam. Yani, tamam. Bizim hiç yazmamışlar bile. Düşün. Obanın ismi İmar İsyan'da var. Noktada evet. Kura çekilişinde var. Ev yok. Ha. İşgal. Evimi işgal etmiş. İşgal eden adam da oturuyor şimdi. Evet. İşte biz bunları artık yani bu yanlışları ifadelerle halka neler yapılmış, bu şehir neden yanlış kurulmuş? Hem bir temelde bizim gerçekler ortaya koyuyor. Bu abi temelde zaten bura iki kişinin elinde. Bir ağaların bir beyaların. Futbol topu onun. Evet. Onlar atmış, onlar almış, onlar atmış, onlar tutmuş. Derdi evet. olan ne olur? Evet. Ne senin hakkın var, ne hak var, ne hukuk var. Zamanlardan belli belli olmuş. Evet. Çünkü ikincisi benim de, evim evet. nasıl olur da bir fiyakanın bayrağı mesela... Zengin bir aile... Zengin bir aile çiftlik sahibi bir adama verilir. Evi olduğu halde. Evet. Şimdi biz ya? Diyoruz ki, ben bunu Demirel'e de yazdım mektupla. İnönü'ye de yazdım. Biz Türkiye'yi her gelen böyle yanlışlar ülkesi mi olacağız dedim. Bak. Öyle bir devlet kuralım ki bir referandum yapalım. Bak. Bak ben yabancılarla çok çalıştığım için
çok kitap okuyorum ben. Bir referandum yaparım ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hasiyetini, şerefini, varlığını, her şeyini koruyacak bir yüksek adalet divanı seçelim. Böyle her gelen yanlışı tuttuğu zaman yere çalsın ve bu vatandaşın hakkı milletin seçtiği bir mahkemeyle. Yani, tabii bu biliyorsun Amerika'da Carter Cumhurbaşkanı'nı attı bu mahkeme. İngiltere'de var, Fransa'da var. Yani demokrasi olduğumuz NATO'nun hepsinde var, bizde yok. Jürili bir mahkemesi. Jürisi bir mahkeme. Şimdi burada astığı astık, kestiği kestik Derebeylik. Adı Cumhuriyet, ismi Derebeylik. Derebeylik. Evet. Şimdi ikincisi de şu. Bu aşağı şehirde durup dururken camilerimiz yıllar önce 700 senedir, 800 senedir yıkılmayan bir haleye düşmemişken bu 55'ten sonra eşkıyalık çıktı, bu şehir talan oldu, harap oldu, minaralar. Acaba bu sahipsizlikten mi? Neden oldu bu? Sahipsizlikten oldu efendim. Hiç kimse kulağı asmadı. Bir belediye olarak camiler ve çeşmeler, dere kenarındaki yapılar, bütün tarihi yerler, hamamlar, bir çöpçü dahi alıp da belediye oraya sahip olmadı. Ve tutlarını da Helmi Bey 3 tudu Hozan'ın oğlu ile 35 liraya sattı. Evet. Köşke pazarının altındaki, evet, tüccar pazarındakini, Keskesoğlu'nun fırının önündeki 3 tudu, evet, 35 liraya Hozan'ın oğlu vakasa sattı gitti, evet, işte çarşının içindeki tarihi tutları. Bir şey daha soracağım. Biliyorsun bizim Besin halkı sosyal yapıya çok sahip. Bundan yıllarca önce bir tavuklar önünde çimecek vardı. Evet. Yani bekar bayağı olup çimecek da hak şey oldu. Şimdi acaba bu dinden bahsedenler bir çimecek yaptı mı? Dışarıdan gelip bir kimse, hamam yok. Eski 3 tane hamam vardı. Böyle bir sağlık duruşu şimdi var mı? Bir hamamımızlar da tam teşkilatlı çalışmıyor işte. Bazen su oluyor. Hamam var, çalıştığı yoktur abi. Hamam randımanlı değil. Randımanlı değil yani. Evet. Ama şu var. Eyle bak, bir vakıf da yoktur abi. Evet. Vakıf. Şimdi menzile gittim. Evet. Menzili de inceledim. Evet. Adamın 25 tane gusül yapacak. Yani duş yapacak. Duş yapacak. Evet. Yapmış. Evet. 80 tane tuvalet tanesi. Her şeyle muntazam. Şimdi bazı kişiler de ki işte bu mıskamız değil. Bir ya, kuruluşunu da adam insanlığı İslamiyet'e dayanmış. Biz İslam diye geçirdik, camileri yıktık. Güzel yıkanacak şeyimiz vardı. Tavuslar önünde biliyorsun. Hayvanımız sulanırdı. Bütün tarihe çeşmeler harap oldu. Tarihine peki suçu neydi bunun? Bu memleketin Nahat'inin suçu ne? Nahat kendi mi patladı? Yıldırım mı düştü? Abiciğim ya, Nahat'i bırak da sen. Biliyor musun? Burçunlu Camii'nin başında altın, evet, vardı. Deller. Evet. Altın vardı. Aslında deller. Altın değil de dellerdi. Altın dememişler. Demiş ki bu cami yıkıldığı zaman direğinin altında burayı yaptıracak bir teneke altın var demiş. Evet. Askeriye parlası gibi. Halbuki direğinin üstündeymiş. Evet. Yeni mahalleden sabahından kalkardım ben. Elimizi yüzümü yıldım akıllanırlar. Şakır güney tarafında olduğu için iyiyim bak. Evet. Gözüme par 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 yıldız gibi ışık vururdu. Oraya bakamadım. Evet. Tabii ki bu altındı. Altın olduğundan belli ki ikinci sefer kestiler ırkçıyla. Evet. Depesini aldılar. Depesini aldılar. Madem ki altın değilse evet, ikinci sefer niye bombayla, granitle caminin üstüne koydular, patlattılar. Ve o da kayboldu. Tamamen kayboldu. Kaybolduktan sonra araştırma olmadı. Araştırma olmadı. Ve işte kime gittiyse gitti, zengin oldu. Peki. Araştırma. Şimdi biz diyoruz ki Besliler olarak bir vakıf kuralım. İstanbul, İzmir, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Besli. Artık bu eskileri silelim, milletimize sahip çıkalım. Bir fon kuralım. Bütün bak bankanın arkasında kimler var? Bu bak iş bankası filan. Herkes sermayedarı kişiler. Tabii, ne yapıyor? Tabii, yönlendiriyor. Tabii. Biz de Besli toprağının gelirini, kaynağını artık elimize alalım. Nasıl bunlarla ilgili. Yani bir banka gibi sen mesela 5 milyon kaçarsın. O bir 10 milyon yükün eder.
yaptık. Bunda devlet de tabii bir kredi veriyor. Onların hepsi kendisi mi? Bir de Merkez Bankası'ndan da kullanıyor. Ne gibi kredi veriyor? Toprak ağaların beylerin. Besli'de oturmuyorlar. Besli'den alıyorlar. Pambığını, küncüsünü, efendim, karpuzunu, kavunun parası gidiyorlar. Adana'da, Mersin'de, Ankara'da evler var, apartmanlar var. Orada yiyorlar. Biz neyle konguralım, neyle para verelim? Fakir halk burada kalmış. Toprak sahipleri çekilmiş ki. Şimdi işte bunu biz devlete yansıtacağız. Şimdi bak. Fıstık nerede yetişiyor? Antep'in adına mı? Antep'te mi, Besli'de mi? Bunu artık işte filmle araziyi çekeceğim, araziyi. Gözünün önüne getirecek devletin. Artık hakkımızı arayacak bir devir başladı. Bu şark devri ya. Biz Avrupa'nın burnunun dibindeyiz. Güney Kore bize mal satıyor. Bu acı. Birbirimizi kandırmayacak. Ben bilgine söylerim Kadir Bey. Hak, hukuk, hakkımızı arasak zaten ben yerinde evimi alırdım, ben de söylerim. Evet, evet. Hangi haktan? 12 Eylül oldu, 12 Eylül adaletsizdir tabii diye. Gittim bakanlığa kadar gittim, yine hakkım alamaz. Alamaz. 12 Eylül'da. Evet. Bunlar ne bileyim, ben bilmiyorum abi, ne bileyim. Nasıl bir kanun gelir de Türkiye ıslah olacak? İslah olacağı yok. Evet. Eğitim seçimlerinde, eğitim eksik yani, daha onu musun? Evet. Dine eksik. Dine eksik. İslamiyet eksik. Müslümanlık eksik. Şimdi hakkı hayalı Müslüman için niye demeliyiz ki bu oğlum burada oturuyor Müslüman, bu kadar koca karşı çıktı mı, bu yanlış, bu adamın sele giden bunlar, mahallede oturan bunlar diyen oldu mu bir tane? Abi hocamız yok ki, bakma. Mevlüt okur, parayı alır. Mevlüt okur, öyle zannediyoruz. Efendim ikincisi de bir Yasin okur, ver 20 bin lira. Camiler yıkılmış. Ya kitapta böyle bir var mı diyorum. Yok, olmayan işi sen yapıyorsan sen Müslüman değilsin. Evet. Değil mi ama?